Melih Demiral'ın hikayesi, tutku ve azmin hikayesidir. 5 Mart 1998'de Kara Mürsel, Türkiye'de doğan Melih'in futbola olan aşkı küçük yaşlarda başladı. Çocukken sokaklarda top peşinde koşarak saatler geçirirdi. Ailesi onu yerel bir gençlik takımına katılmaya teşvik etti. 10 yaşında Melih Kara Mürsel Spor'un Gençlik Akademisi'ne katıldı. Burada yeteneklerini geliştirdi ve oyun hakkında derin bir anlayış kazandı. Antrenörleri onun potansiyelini hemen fark etti. Onun fiziksel gücü ve taktiksel zekanın nadir bir kombinasyonuna sahip olduğunu gördüler. Melih, sayısız zorlukla ve aksilikle karşılaştı. Ancak kararlılığı asla sarsılmadı. Bu özveri, daha büyük kulüp yetkililerinin dikkatini çekti. Melih, genç yaşta İstanbul'daki Fenerbahçe Akademisi'ne transfer oldu. Bu hamle, onu daha yüksek seviyede rekabet ve antrenmanla tanıştırdı ve Avrupa'da inanılmaz bir yolculuğun başlangıcını işaret etti. Melih'in Fenerbahçe Akademisi'ndeki zamanı, kariyerini şekillendirmede çok önemliydi. Gençlik sisteminde hızla öne çıkan oyunculardan biri oldu. Genç yaşına rağmen Melih, deneyimli bir profesyonelin soğukkanlılığıyla oynuyordu. 2016 yılında Melih, Fenerbahçe ile ilk kez profesyonel futbol deneyimini yaşadı. A takımda forma şansı bulamasa da, bu deneyim paha biçilmezdi. Daha fazla oynama süresi için can atan Melih, düzenli olarak forma şansı bulabileceği daha küçük bir kulüp olan Alanyaspor'a katıldı. Alanyaspor'da Melih'in kariyeri yükselişe geçti. Düzenli olarak ilk 11'de forma giydi ve hem taraftarları hem de uzmanları etkiledi. Performansları, güçlü müdahaleleri ve mükemmel pozisyon bilgisiyle dikkat çekiyordu. Çıkış sezonu Avrupa'daki kulüplerin dikkatini çekti. Bu dönemden akılda kalan bir maç var. Galatasaray'a karşı oynanan bir maçta Melih, sahanın yıldızı bir performans sergileyerek Alanyaspor'u şok bir zafere taşıdı. Melih Demiral'ın daha büyük başarılara imza atacağı belliydi. Melih'in Türkiye'deki etkileyici performansları fark edilmedi değil. 2018'de Sassuolo'ya katılarak Avrupa futboluna adım attı. Serie A'ya geçiş büyük bir mücadeleydi. Fiziksel varlığı ve oyunu okuma yeteneğiyle hızla adapte oldu. Sassuolo'daki dönemi kısa ama etkiliydi. Yarım sezonda en iyi genç defans oyuncularından biri oldu. Performansları Juventus'un dikkatini çekti. 2019'da Juventus'a katılarak rüya gibi bir transfere imza attı. Juventus'ta en iyi defans oyuncularından öğrendi. Juventus'un 2019-2020 şampiyonluğuna katkıda bulundu. 2021'de Atalanta'ya kiralık olarak katıldı. Burada düzenli oynama süresi buldu ve Avrupa kupalarına katıldı. Başarılı kiralık döneminden sonra kalıcı olarak transfer oldu. 4. bölüm, Türkiye Seddi, Demiral'ın savunma becerisi. Melih Demiral'ı futbol sahasında öne çıkaran nedir? Fiziksel özellikleri ve zihinsel keskinliğinin birleşimi. 1.9 metre boyundaki Melih, heybetli bir görünüme sahip. Hava toplarında hakimiyetini sağlamak için boyunu ve gücünü kullanıyor. Ancak Melih sadece fiziksel olarak güçlü bir defans oyuncusu değil. Oyunu okuma yeteneği olağanüstü. Melih'in tehlikeyi önceden hissetme konusunda inanılmaz bir yeteneği var. Top forvete ulaşmadan önce pasları sık sık kesiyor. Bu proaktif savunma tarzı takımının topu hızlı bir şekilde geri kazanmasına yardımcı oluyor. Melih'in taktiksel çok yönlülüğü bir diğer önemli gücü. Dörtlü savunmada veya üçlü savunmada oynamakta rahat. Bu uyum yeteneği onu her takım için değerli kılıyor. Ayrıca derin mevkilerden atak başlatabilen, topla da yetenekli bir oyuncu. Genç yaşına rağmen Melih, savunmayı organize eden ve takım arkadaşlarını motive eden sahada bir lider. 5. bölüm, Aslan Yürekli, Melih'in karakteri ve azmi. Melih Demiral'ın başarısının ardında çelik gibi bir karakter yatıyor. Onu tanıyanlar, inanılmaz bir çalışma ahlakından bahsediyor. Melih genellikle antrenmana ilk gelen ve son ayrılan kişidir. Juventus forması giyerken ciddi bir diz yaralanması geçirdi. Ancak Melih, iyileşme sürecine de sahada gösterdiği aynı yoğunlukla yaklaştı. Formuna kavuşmak için yorulmadan çalıştı ve eskisinden daha güçlü bir şekilde geri döndü. Saha dışında Melih, alçak gönüllülüğü ve mütevazı kişiliğiyle tanınıyor. 26 yaşında
birçok uzmanın dünyanın en iyilerinden biri olacağını tahmin ettiği bir defans oyuncusu olarak en iyi dönemine giriyor.